Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir çalışmamıza daha hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, özellikle bu Dublin çalışmalarında en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bir ülkeden ilticadan ret aldıktan sonra başka bir Schengen ülkesine iltica edersek, Dublin'e üye, durum ne olur diye soruyorlar. İşte ret aldıktan sonra 6 ay mı beklerim, 18 ay mı beklerim diye soruyorlar. Bunu bir önceki videomuzda anlatmıştık. Şimdi burada nihai mahkeme kararından sonra 6 ay da beklenebilir, 18 ay da beklenebilir. Aslında fark eden bir şey yok. Çünkü 18'e bir maddesi diyor ki ret aldıktan sonra başka bir üye devlete iltica ederse her halükarda geri gönderir diyor. Yani burada o 6 ay 18 ay kuralına bakmadan geri gönderir diyor. Benim de burada yani yaşadığımız tecrübelerden edindiğim kanaat şu oldu. Yani isteyen 6 ay bekleyebilir, isteyen 18 ay bekleyebilir ama neticesinde şu, her halükarda Dublin işletileceğinden dolayı gidin o ülkeye, o ülkede eğer sizi legal olarak 6 ay içerisinde en son mahkeme kararından, deport kararından sonra hala 6 ay içerisinde göndermemişlerse Dublin sorumluluğu düşecektir ve iltica ettiğiniz o ikinci ülkede kalacaksınız. Ama kural dışı yani firari durumda kalırsanız 18 ay sonra Dublin düşecektir. Yani ret aldıktan sonra ret aldığınız ülkede beklemektense bunu böyle tavsiye ediyorum ya da böyle düşünebilirsiniz şeklinde bir uyarı niteliğinde değerlendirebilirsiniz. Bir önceki videomda detaylı anlatıyorum. Burada diğer ikinci kural ise yani özellikle şeyden kaynaklanıyor. Peki başka bir kuralı var mı, formülü var mı diye insanlar soruyor. Evet, bu işin başka bir formülü daha var. O da şu. Şimdi özellikle Mülteci Hakları Sözleşmesi 28 Temmuz 1951 tarihli 33'e 1 maddesi özellikle şunu diyor. Bir yabancı diyor, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal grup ya da siyasi görüşleri nedeniyle sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşleri nedeniyle geri gönderildiğinde nereye? İltica ettiğiniz ve ret aldığınız ülkeye geri gönderildiğinizde hayatınız ve özgürlüğünüz tehlikedeyse ya da geri gönderildiğiniz yani ret aldığınız ülkeye geri gönderildiğinizde ilticadan ret alıyorsan zulme uğrayacağınıza dair somut korku varsa o zaman gönderilemezsiniz diyor. İşte bunun altını doldurmak lazım. Şimdi az öncekini bir önceki videoya havale ederek bu hayatı ve özgürlüğü tehlikede maddesini izah etmeye çalışacağım. Şimdi burada ikiye ayrılıyor bu. Yani siz sosyal grup yani cemaat mensubu olduğunuz için ya da politik düşünce muhalif olduğunuzdan dolayı hayatınız ve özgürlüğünüz geri gönderildiğinizde tehlikedeyse ya Almanya'ya iltica etmişsin, ret almışsın, gitmişsin İsviçre'ye iltica etmişsin. İsviçre diyor ki seni ben Almanya'ya göndereceğim. Almanya'da hayatın ve özgürlüğü nasıl tehlikede olabilir? Ya da İspanya'ya iltica etmişsin, İspanya'da ret almışsınız, gitmişsin Hollanda'ya iltica etmişsiniz. Peki Hollanda sizi İspanya'ya göndermek isteyecek. O zaman İspanya'da hayatınız ve özgürlüğünüz nasıl tehlikede olabilir? Ya da Yunanistan'da ilticadan ret almışsınız veya kabul almışsınız fark etmez. Gidiyorsunuz başka bir Dublin ülkeye iltica etmek istiyorsunuz. Hayatınız ve özgürlüğünüz Yunanistan'da nasıl tehlikede olabilir? İşte bunu ikna etmek gerekiyor. Burada da yol ikiye ayrılıyor. Hayat ve özgürlük. Özgürlükten kasıt hapse girme riski derler arkadaşlar. Hapse girme riski. Hayattan tehlike ise yatak, ekmek ve sabun kriterinin yerine getirilmemesi olarak değerlendirmek lazım. Ha, o zaman bu maddede özellikle İtalya, İspanya, İsviçre veya değişik ülkelerde ret alıp başka ya da Almanya'da, Avusturya'da başka bir ülkelere iltica etme seçeneğini değerlendirmek istiyorsanız o zaman şöyle bir seçenek karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Özgürlüğünüz tehlikede. Yani ne demek? Siz İspanya iltica edip ret aldıktan sonra tekrar Hollanda'ya geri gider, Hollanda'ya iltica ettiğinizde Hollanda sizi İspanya'ya gönderirse özgürlüğünüz tehlikede olacak. Neden? Çünkü Hollanda size ret vermiş. Türkiye'den geldiğinizden dolayı hakkınızda herhangi bir işlemi olmadığını iddia ederek size ret vermiş. Ya da güvenli bir ülkeden geldiğinizden dolayı ret vermiş. Bu 3 ay ve üzeri oturum veren ülkeler güvenli ülke sayılıyor. Buna menşe ülke diyorlar genelde. O zaman yani Latin Amerika ülkelerinden iltica yani orada oturum aldıktan sonra
İspanya'ya gelip iltica etmişsiniz. İspanya'da güvenli ülkeden geldiğinizden dolayı ret vermiş. Bu örneklerin sayısını çoğaltabilirsiniz. Yani burada ülke ismine takılmayın. A ülkesi, B ülkesi. Yani o zaman ana fikir burada ne değerli arkadaşlar? O ülke sizi ret verdi. Siz de gittiniz başka ülkeye iltica ettiniz. İşte o ülkeye diyeceksiniz ki, B ülkesine iltica ettiğiniz ikinci ülke diyeceksiniz ki, beni siz geri gönderirseniz İspanya, Almanya, Belçika'ya, Norveç'e vesaire. Yani hangi ülkeden ret aldıysanız, beni ret aldığım ülkeye gönderirseniz, zaten ret almışım, beni deport edecek. Beni deport edeceğinden dolayı benim özgürlüğüm tehlikede. Beni ülkeme gönderecek. Üçüncü dünya ülkelerinden de adam kaçırmalar olduğu için benim için güvenli değil. Bundan dolayı ben o ülkeye, ret aldığım ülkeye gidemem tezini işlemeniz gerekiyor. Bu yüzden ret alma tek başına bir şey ifade etmiyor. Ret aldıktan sonra sizi Türkiye'ye deport edecek ya, işte bu, siz Türkiye'ye deport edildiğinizde özgürlüğünüzden olacaksınız değerli arkadaşlar. Yani hapse atılacaksınız, uzun süre tutuklu kalacaksınız. İşte bu yüzden dolayı özgürlüğünüzden olacağınızın delilleri üzerinde durmanız lazım. Dava dosyalarınızı göstereceksiniz. Red gerekçelerinizdeki ifade edilen o yanlışlıkları düzeltip vermeniz gerekiyor. Diğer bir kriter ise hayat tehlikesi. Bu hayat tehlikesini ise yatak, ekmek, sabun olarak niteliyorlar. Yani yatak, barınma yok. Yani ekmek, geçim yok. Yani sabun, hijyen ve sağlık yok. Özellikle bu Yunanistan için geçerli. Yunanistan'dan ret alan ya da ikinci iltica için başka ülkeye giden takipçilerimiz özellikle yatak, yani Yunanistan'da barınma yok. Ekmek, mültecilere iş vermiyorlar. Dolayısıyla orada sosyal yardımlar yetersiz ve diğeri hijyen, yani sabun. Yani Yunanistan'da ise özellikle hijyen yok, sağlık yok. Tedavi imkanı sağlamıyorlar. Randevular geç veriliyor. Bu yüzden burada benim kalma şansım yok. Geçinemiyorum, işim yok, tedavi imkanı yok, hijyen yok kamplarda. Barınma yeri yok. Bundan dolayı ben Yunanistan'a gidemem. Şimdi diğer ülkelerde barınma problemi, iş problemi, sosyal yardım problem değil. Ama bu Yunanistan'da problem. Diğer ülkelerde özgürlük üzerinde durmak gerekirken Yunanistan üzerinde ise işte barınma problemleri üzerinde durmak lazım. Kampların kötü olduğu problemler üzerinde durmak lazım. Hijyen problemi, sağlık problemi, randevu sistemindeki problemler üzerinde durmak lazım. Ve yabancılara iş vermiyorlar, aş vermiyorlar. Dolayısıyla geçinme imkanı bulunmamaktadır. Evet değerli arkadaşlar, bu ana mantığı anlayabilirsek bu işi, bu problemi çözebilirsiniz. Dediğim gibi ben avukat değilim, hukukçu değilim. Her zaman böyle problemlerle karşılaştığınızda mutlaka hukukçulara, avukatlara danışınız. Ben bugüne kadar yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Yani özellikle son 6 yıldır Avrupa'da yüzlerce, binlerce kişiyle görüşmüş birisi olarak edindiğim kazanım ve tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Amacımız faydalı olmak, kimseye zarar vermek değil. Bunlar benim kanaatlerim. Bu kanaatlerimi dikkate alarak avukatlarla da istişare ve karar almanızda fayda var. Evet arkadaşlar, beni izlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz ki diğer mağdur dostlarınız da bunlardan istifade edebilsin. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.